yaptık ve gösterme arzusu hissettik size. Sizinle paylaşma arzusu hissettik. Banu Güven bizimle birlikte, gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız, dostumuz bizimle birlikte ve o da duygularını paylaşacak. Merhabalar sevgili Banu Güven, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Zeynel. Merhaba. Çok teşekkürler. Şimdi bugün bayramın birinci günü. Ancak buruk bir bayram bugün bizim için. Senin de yıllardan beri beraber aynı koridorlarda koşturmuş gazeteciler olarak o duygularımızı paylaşmak istedik. Senin de görüşlerini almak isterim bu son gelişmeler çerçevesinde. Yani çok üzgünüm. İki gündür linç sürecinin devamında özellikle son iki gündür ümidim pek yoktu açıkçası. Çünkü biz bu tür girişimlerin nasıl sonuçlandığını defalarca tecrübe ettik. Öyle değil mi Zeynel? Yani iki gün bir şey yazamadım edemedim, bekledim. Belki iyi bir yani iyi hukuk üstün gelir aslında olması gerektiği gibi diye ama olmadı. Bu iki gün içinde Merdan Yanardağ'la özellikle 2018 seçimlerinden önce nasıl bir dayanışma içinde olduğumuzu, Tele1'in o zaman aralarında benim de olduğum bazı işinden edilen gazetecilere de stüdyosunu açtığını, beraber nasıl yayınlar yaptığımızı düşündüm. Sonra gittim o yıla beraber işte bir stüdyo kurarken, ışıklara bakarken, söyleşiler yaparken bütün partilerin liderleriyle tabii iktidarla konuşulamadığı için o mümkün olmamıştı. O fotoğrafları buldum, onları paylaştım ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek istedim. Biz meslektaşlarımız bugünü gerçekten gazeteciler bugünü buruk geçiriyoruz. Çünkü Merdan Yanardağ bugün olması gereken yerde değil, başka birçok gazetecinin de başına geldiği gibi maalesef bir hapiste. Nerede olduğunu öğrenebildiniz mi bu arada? Ben de avukatla konuşmuştum Vilgütay Bey'le ama Metris mi, Silivri mi henüz belli değildi. Henüz daha bilmiyoruz. Bakalım. Söyleyecekler. Evet. Yani bu şimdi neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir gazeteci her konuda nesnel bir şekilde ve rasyonel bir şekilde görüş belirtebilir. Ve geçmişteki bir takım pratiklere gönderme yapabilir ve bir takım analizler yapabilir. Ve bunların içinde baştan sona gidin, sondan başa oynatın, istediğiniz kadar montaj yapın hatta. Merdan Yanardağ'ın bugün cezaevinde hapiste olmasını gerektiren en ufak bir unsur yok. Ben açıkçası biz gazetecilerin kendimizi savunmak durumunda bırakılmamıza da çok üzülüyorum. İçim gerçekten bugün yayını izlerken de tekrar bir böyle buruldu. Çünkü Merdan Yanardağ orada aslında kanunlara aykırı bir şey yapmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bu ne kadar büyük bir zaman kaybıdır. Bu ne kadar büyük bir sinir törpüsüdür, ömür törpüsüdür. Bunlara hiç gerek yok. Merdan Yanardağ işini yapıyor. Gayet de güzel yapıyor. Ve söylediği her şey de çok doğru. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Yani şimdi bırakın bu AKP dönemini. 1993'ten beri Öcalan'da görüşmeler yapılır. Hani bu konunun üzerine ciddiyetle eğilen gazeteciler bunu bilirler ve söyleyebilirler de çünkü bu bir bilgidir. Yani bu bir kanaat değildir. Ama herkes kanaatle konuşuyor. Ha ondan sonra kalkıp birilerini suçlamak saçma sapan bir durum. Tamamen siyasileştirilmiş yani hukukun siyasileştirildiğinin bir ispatıdır tekrar. Aynı zamanda Merdan Yanardağ'ın üzerinde durduğu, altını çizdiği konu gerçekten çok önemlidir. Çünkü Türkiye siyasetine zaman zaman yön vermek üzere araçsallaştırılmaya çalışılan bir tutsak, bir figür vardır. O figürü de tecritte tutarak, yani aslında kanunlar önünde herkes eşittir deniyor ya,
nasıl hani idam cezası yok ve yokken de biri için uygulanmıyor, özel biri için. Hani burada da kanunlar önünde eğer herkes eşitse bir tecrit olmamalı. Tecrit derken hani bir hücreye konmuş orada duruyor değil. Avukatlarla görüşmeler vesaire. Şimdi evet, yani sonuçta AKP'lilerin AKP'lilerin bunu bir siyaset haline getirmesi ve PKK ve onun görüntüleriyle bir şekilde 28 Mayıs seçimlerinde başarı elde etmesi tırnak içerisinde o toplumda da bir karşılığının olduğunu görmesi bir anlamda herhalde onları harekete geçirdi. Yerel seçimler öncesi böylesine bir seçim kampanyası yürütüleceği anlaşılıyor. Ne düşünüyorsun bu türlü seçim kampanyalarıyla ilgili ayrıca? Ben 2019'u hatırlatacaktım Zeynel. Tam da söylediğin şey. Şimdi öyle bir tecrit durumu olduğunda ne oluyor? Gidiyor iktidar Kürt meselesini en yüksek perdeden siyasal bir araç haline getirmeye çalışıyor. Ve ismini bile şu an hatırlayamadığım, keşke baksaydım yayından önce, bir akademisyeni durduk yerde, yani avukatlarla falan filan görüştürülmezken, bu siyasi, en nesnel haliyle söylüyorum. Siyasi aynı zamanda çünkü. Kullanılıyor o şekilde. Kullanılmak isteniyor ama buna izin vermiyor bence şu an. O figürün bir mektubu taşındı değil mi kamuoyuna? Yani Ekrem İmamoğlu'na destek vermesin HDP seçmenleri diye. Ne oldu? TRT'de Osman Öcalan'ın konuştuğunu gördük bir anda falan. Dolayısıyla bu aslında bir gazetecinin, tecrübeli bir gazetecinin, Merdan Yanardağ'ın izleyenleri, siyasileri, kamuoyunu önümüzdeki dönemlerde yaşanabilecek bir takım gelişmelere karşı uyarmasıdır. Evet. Ve de hani son derece doğrudur, ikiyüzlülüğünden de söz etmektedir AKP iktidarının. Çünkü biz Geylani'den bunu ilk defa, pardon Ensaroğlu'ndan bunu ilk defa duymadık. Ve daha önce de tekrar bir takım görüşmeler olduğuna, yani Öcalan'ı bir şekilde AKP çizgisine yaklaştırmaya yönelik bir takım girişimler olduğuna dair işaretler vardı. Hani duyumlar, söylentiler seviyesinde diyeyim sana. Fakat boş durmuyor bence iktidar bu konuda ve kendisine uygun, işine yarayacak bir senaryoyu İmralı üzerinden yürürlüğe sokma çabası söz konusu olabilir mi? Olabilir. Bununla ilgili uyarı yaptığı için Merdan Yanardağ, ki tam yerine parmak basmış, şimdi hapse sokuldu. Dolayısıyla bizi aslında başka bir şey daha söyleyeceğim. Bunu istersen bitireyim, sonrasında devam edelim. Bir ipucu vereyim, belki sen de oradan devam etmek istersin. Yani evet, araçsallaştırılmak üzere bir girişim var ve Merdan buna işaret etti. O yüzden de şimdi böyle bir tepkiyle karşılaştı. Ve beni aslında yılgınlık derecesinde yoran bir şey bir gazeteci olarak... Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan, belki birinci sırada yer alan, çünkü can kaybı, yani can kaybı var. Hayatlar sönüyor ve böyle binlerce, on binlerce. Buna bir son verilemiyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin en önemli meselesiyle ilgili iktidar ve bu çatışmanın kendi kontrolünde sürmesini isteyenler nereye çektiyse siyaseti, muhalefet de dahil olmak üzere, oradan çıkamıyor. Ve Merdan'ın başına bu çorabın örülmesinde rol sahibi, kendine demokratik muhalefet diyenler de o lafı ağızlarına almamaları gerekiyor. Merdan'ın başına bu çorapları örenler. Evet. Çok uzatmamak durumundayım çünkü bir iki bağlantım daha var. Daha sonra Merdan Yanardağ'la ilgili arkadaşlar bir şey hazırladılar. Onu vereceğiz Banu. Gazetecilere yönelik bu linç etme ya da işte sindirme şeklindeki o kampanya belli ki yerel seçimler öncesi de devam edecek. Nasıl bir Türkiye görünüyor senin bulunduğu yerden? Bir iki cümleyle onu da anlatır mısın lütfen?
Vallahi hem buradan ama hem içinden yani aslında. Hiçbir zaman içinden çıkmıyoruz. Seçim döneminde de oradaydım gene falan. Hatta bu Erdoğan'ın montaj ya da değil canım ne önemi var dediği mealen bölümü de canlı yayında izleyip onu çekip koydum ve onun üzerine o tartışma gene koptu falan. Fakat şunu görüyoruz biz her seçimden önce. Bu iş dönüyor, dolaşıyor, Kürt meselesine bağlanıyor. Kim işine gelirse o şekilde kullanmaya çalışıyor bu meseleyi. Ve bunun üzerinden cezalandırılan gazeteci sayısını yani ifade etmek artık mümkün değil neredeyse. Evet. Ve Merdan Yanardağ barışçı politikalardan yana son derece net kendini ifade eden, her kelimesini son derece tartarak söyleyen ve bağlamın sağlam da bir bağlam kuran Merdan Yanardağ'ın da bunların arasına, bu gazetecilerin arasına katılması yani artık bir kötü bir şaka desek iyi olacak. Kötü niyet, kötülük, bu da kötülüklerden, kötülük zincirinin devamı. Bağlamından koparılan bir duruşa, bir ifadeyle, bir analizle, yorumla karşı karşıyayız. Bu tekrar söyleyeyim, yani hukuk dışı bir tasarruftur ve ben bütün meslektaşlarımızı da Merdan Yanardağ'ın özgürlüğü için her gün çağrı yapmaya davet ediyorum. Diyeyim şimdilik burada bitireyim istersen. Biraz rasyonelliğe davet ediyorum herkesi. Analiz yapmaya ve soru sormaya davet ediyorum. Çok teşekkürler Banu Güven, sağ olasın. Dayanışma duyguları içerisinde olan o görüşlerin için çok çok teşekkürler, sağ olasın. Değerli izleyiciler, Banu Güven'le konuştuk, meslektaşımız. Zaten meslektaşımız açıkça ve sıkça diğer